Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kekik. Bu bölge Ceyhan'a yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bir kırsal bölge, çamlık bölge gördüğünüz gibi. Burada havanın, doğanın, çamların ve kekiğin olduğunu söylemek için geldik. Çok basit gelinen bir yolu var, arabayla 7-8 dakikada geldik. Buraya çıktık. Bu şu an burada olabildiğince çam kokularıyla kekik kokuları inanın birbirine girmiş, koku cümbüşü haline gelmiş. Burcu burcu bir temiz bir hava, burcu burcu bir koku, kekik kokusu. Olmaz böyle bir şey, çam kokusu. Bir de buraya geldiğimizde şeyi gördüm ben, şunları gördüm. Şu Roma mezarlarını gördüm daha doğrusu. Bunlar, bakın arkadaşlar, daha önce de ben başka yerlerde de lafını etmiştim. Bu yapı olarak bu görmüş olduğunuz birebir Romalıların asillerinin, asil Romalıların, asil sayılanların daha yükseklere, manzarası daha güzel olan yerlere mezarlıklarının yapıldığı ve daha fakirlerinin daha aşağılarda olduğu ve bunların da bu asillerinin de mezarlarının kayalara oyularak, şekiller verilerek ve basamaklı merdivenler indirilerek yapıldığını daha önce söylemiştim. Tarihi bilgim yok, internetten bakarım ben. İnternet üzerinden gördüm. Buralar zaten açılmış. Defineciler hiç heveslenmesin, buralar patlamış. Yani onların deyimiyle buralar patlamış, açılmış. Bir şekilde devlet açmıştır burayı ya da başkaları. Burada bir şey yok, sadece kalıntısı kalmış arkadaşlar. Ama manzara olarak, doğa olarak, yani şöyle bakıldığında, dağ taraflarına bakıldığında kekikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Her yer kekik dolu. Görüldüğü gibi daha da böyle morarmış kekikler var. Bakın arkadaşlar, burada da bir şeyler var, bu kayalar. Bu demek ki bu Roma mezarlarının kapakları bu çam ekilirken patlatılmış herhalde. Böyle bir şey olmuş, hep açılmış kapakları. Bu Roma döneminin kaya mezarlarının şekli böyleydi arkadaşlar. Roma döneminde cenazeler genellikle yüksek yerlere ve kaya altlarına, kayalar kesilerek, o günün mezarcıları vardır. Onların işleri taş kesmektir, kaya kesmektir. İnanın o kayaları belki bugün kesmeye çalışsanız bu şekilde, şu göründüğü gibi böyle dört köşe bir şekilde keserek, buradan da merdivenler koyarak her basamağa indiğinde onların kendine göre bir duası vardır. Her basamakta o duayı okurlar. Son basamağa geldiğinde, son basamakta ise farklı bir işlemleri var onların. Çok konuya girmemek lazım. Farklı işlemi yaptıktan sonra ölüyü ziyaret etmiş oluyorlar. Tabi mezar soyguncuları bugün de vardı, o gün de vardı. Her dönem mezarları soyanlar vardı. Soyulmasın diye de usta işçiler bu kapakları açıp cenazeyi defnettikten sonra buraya kalın kayalar indirip üstünü de horasanla kapatırlardı. Bir daha açması çok zor olsun diye, ama neticede hırsıza kilit dayanmaz derler arkadaşlar. Roma döneminde de o kilit dayanmamış. Şimdi de dayanmaz. Bir şekilde parasıyla, hani öbür tarafta tekrardan dirildiğinde, parasıyla tekrar uyandığında öbür dünyada lazım olacak diye malıyla, parasıyla gömülmüştür. Ha, bir şey daha var. Şurada da bir şey var. Bir ona da bakalım. Tesadüf. Tesadüf ben. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da yine aynı şey var. Bir de şöyle bir şey var. Her tarafta var. Yani orada var, burada var. Her yerde var hemen hemen. Çok da önemi yok. Bizim konumuz kekik konusu. Bilgi olsun amaçlı şunu da söyleyebilirim. Mesela burada da var. Şekli görüldüğü gibi biraz daha açıldığında
daha farklı bir mezar çıkıyor ortaya. Yani Roma döneminin zengin mezarlığı diyebiliriz buraya. Böyle bir yermiş burası. Tesadüf bunları gördük. Ama tabi hep açıldı. İşte az önce bahsini ettiğim mezarlardan birisi bu. Roma döneminde onların ayinlerine, dualarına göre, inançlarına göre bir basamak inerler. Kendi dualarını okurlar. Bir basamak daha inerler. Yine kendi dualarını okurlar. Şimdi oradan biri diyor ki bir basamak daha inersen içeriden bir tilki çıkacak, senin sıracak. Ben onu görebiliyorum. O da çekim yapıyor. Çekim hatası olur arkadaşlar. Roma döneminde cenazelere giden insanların elinde şişecilerden şişe alırlar. Herkes şişe alır. Herkes ağlar, böyle şu gözüne tutar. Ağladıktan sonra tamamen o şişenin tıpası vardır. Tıpasını kapatır. Cenaze defnedilirken görevliye verir. Görevli alır onu içeriye, yanına, bak bu senin için bu kadar ağladı der. Bir de taziye yerine gelen topluca ağlanan şişeler vardır. Yani o ona verir, o ağlar. Yanındakine verir, o da ağlar, o da ağlar. Hepsinin gözyaşı içine dolar. Artık ne kadar olduysa tıpayı kapatırlar. Bu kabilenin derler, bu ailenin derler, bu sulalenin derler, bu filan adamın, bu filan adamın derler derler. O gözyaşı şişelerini de bunlar senin için bu kadar ağladı deyip bu mezarlara malıyla, parasıyla, varsa kılıcıyla, kalkanıyla, haçıyla, hilaliyle, neyse hilali yoktu, haçı vardı, yanına gömerler. Yıllar sonra mesela bizim asırda gözyaşı şişeleri çıktı derler, duyulur. İşte gözyaşı şişelerinin hikayesi o cenazeye gelip ağlayıp cenazeyle beraber defnedilirken yanına dizilmesidir arkadaşlar. Birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem Roma vardır. Birinci dönem Roma'da çok yoğun olarak paraları yanlarına konmuştur. Altını, mücevheratı yanına konmuştur. Orta dönemde tabaklar konmuştur, yemekler konmuştur, kılıcı konmuştur, gözyaşı şişeleri konmuştur. Üçüncü dönemde artık tabak çanaktan da vazgeçilmiş, sadece gözyaşı şişeleri konmuştur. Hatta bazılarına hiçbir şey bile konmamışlardır. Yani zengin, orta halli, fakir dönemleri vardır Roma döneminin. Birinci Roma, ikinci Roma, üçüncü Roma diye böyle adlandırılır. Niye anlattık bu Roma dönemini? Hazır burayı çekmişken, böyle mezarları da görmüşken, Ceyhanlı vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması için anlattık. Zaten buralar açılmış, buralara kimse yeşillenmesin, buralar zaten yeşil. Yine yeşillendi fındık dalları. Yine size bir şey yok. Bas abi, kapat düğmeyi.